Önceki programda İbrahim Uslu buradaydı ve biz İbrahim Uslu'ya işte ağız alışkanlığı biraz da Üçüncü İttifak diye bir konu açtık. Üçüncü İttifak. Yani o da dedi ki haklı olarak aslında Üçüncü İttifak falan çıkmaz. Sağ İttifak kastediyorum. Böyle bir ittifak çıkmaz, sadece Millet İttifakı bölünmüş olur. Yani sağ partiler bir araya gelirse geriye kalan CHP ve HDP bir ittifak oluşturmazlar. Ama bugünkü programda da Millet İttifakı'nın işte hem Sadık destekçisinin HDP seçmeni olduğunu Mehmet Ali Kulat yanılmıyorsam söyledi. Sağ partilerin iktidarında tabii bu konuda uzun zamandır devam ede gelen propagandası ve iddiaları var. HDP konusu, HDP ile Millet İttifakı'nın arasında bir fiili ittifak oluştuğu, işte birlikte yüründüğü vesaire gibi HDP üzerinden Millet İttifakı'nın vurma gayretleri var. Bu açıdan ben HDP'nin Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nın devamına nasıl baktığını açıkçası merak ediyorum. Mesela bir sağ ittifak çıkma ihtimali, yani Millet İttifakı'nın bölünmesi ihtimali sizi ne kadar kaygılandırıyor, düşündürüyor? Bir de şunu sormak istiyorum. Biz işte burada her yerde böyle üç ittifak diye, üçüncü ittifak deniyor ki CHP ve HDP arasında bir ittifak olduğu ve ittifakın devam edeceği varsayımına dayanan bir görüş bu. Pek sorgulanmıyor bir ifade. Ne diyorsunuz bu sağ ittifak konusuna ve Millet İttifakı'nın devamı açısından arzunuz, görüşleriniz nedir? Muhalefet hegemonyası dediniz, oradan geldi bu soru aklıma. Kadri Bey, bizim hiçbir siyasi partiyle hiçbir ittifakımız yok, olmadı. Biz yalnızca Demokrasi İttifakı'ndan bahsettik, hep bu çağrıyı yaptık. Yani Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var ama demokrasiyi önceleyen tek bir çağrı var. HDP'nin yaptığı çağrı Demokrasi İttifakı. Bu çağrıyı da niye yapıyoruz? Memleketimiz büyük bir karanlıkla karşı karşıya. Yani uçurumun kenarına doğru sürüklenmiş bir demokrasimiz var şu anda. Yani maksimalist beklentiler içinde hiçbir siyasi parti olmamalı. Her siyasi parti elbette kendi iktidarını ister, kendinin büyümesini ister. Biz de buna hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. HDP'nin iktidar olmasıdır benim hayalim. Ama kısa vadede şunu görüyoruz. Büyük ön yargılar var. Yalnız tek başına HDP ile bunun olamayacağını da görüyoruz. Ancak biz Millet İttifakı'nda şunu söylüyoruz. HDP'siz de olmaz. Yani HDP'yi kapsamayan bir Demokrasi İttifakı'nın başarıya ulaşma şansı yoktur diyoruz. Öbür taraftan biliyorsunuz AKP, MHP hep bir korku salıyor. Hep bir tehdit dili kullanıyor. Efendim HDP ile birlikte olursanız şöyle olur, böyle olur, tehditler yapıyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Gelin asgari müştereklerde buluşalım diyoruz. Yani bizim İyi Parti ile anlaşmamız mümkün değildir. Yani ideolojik olarak anlaşmamız mümkün değildir. Çünkü milliyetçi bir çizgide yürüyen başka bir siyasi partidir İyi Parti. Ama şu noktada anlaşabiliriz. Onlar da güçlendirilmiş bir demokrasiden, parlamenter rejimden bahsediyorlar. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama bizim bir farkımız var. Biz yerellere daha fazla yetkiyi veren, adeta bir merkeziyetçi bir demokratik parlamenter rejime dönmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada tartışabiliriz. Ama öncelikle şu tek adam rejiminden kurtulmak konusunda bir ortaklaştığımız nokta var. İyi Parti seçmeni, HDP seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, İstanbul seçimlerine örnek verelim. Tek adam rejimine karşı net bir duruş sergiledi. Az önce rakamlar da ortadaydı. HDP seçmeni şunu duydu bizden. Gelin AKP, MHP rejimine kaybettirelim çağrısını yaptık HDP seçmenine ve o noktada durdu. Ama şimdi başka bir talebimiz var. Yani yalnızca AKP ve MHP'ye kaybettirmek değil talebimiz. Elbette bunu istiyoruz. Yani o tek adam rejimine kaybettirmek istiyoruz. Ama yerine kurulacak konusunda da belli müştereklerde uzlaşalım diyoruz. Yani ortaklaştığımız nokta demokratik bir parlamenter rejime dönülmesi. Bu noktada ortaklaştıysak bu konuda gelin irade koyalım ve muhalefetin bir hegemonya kurmasından bahsediyoruz. Diyoruz ki gelin bu hegemonyasını kursun. Demokratik parlamenter rejim ne demektir? Merkezi yönetimlere daha fazla yetki verilmesi ne anlama gelir? Avrupa ülkeleri bu konuda neler yapmış ve nasıl refahını bulmuş? Toplumsal barışı nasıl sağlamış?
bölgesel barışı nasıl sağlamış? Bakın Avrupa Birliği daha 50 yıl öncesine kadar birbirleriyle savaşan ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi bir barış adası noktasında savaşlara para harcamıyorlar. Ülkelerinin vatandaşların refahı için kaynaklarını seferber etmiş durumdalar. Ve demokratik ülkelerden bahsediyoruz. İşte bu noktalarda buluşabiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İyi Parti'ye de, Gelecek Partisi'ne de, Deva'ya da, Saadet Partisi'ne de, bütün muhalefet partilerine çağrımızdır. Gelin bu noktada muhalefet bir hegemonya kurs. Ülkeyi bu girdaptan nasıl çıkaracağımız konusunda belli müştereklerde ortaklaşalım ve bu müşterekler ortaklaştığımız noktaları vatandaşlarımıza anlatalım ve ülkeyi nasıl bir girdaptan çıkaracağımız konusunda vatandaşlarımıza bir anlatacağımız bir sözümüz olsun. Bu konuda biz çağrımız var ve bu çağrımızı yapmaya devam edeceğiz. Ama henüz buna yeterince cesaret gösteren, mukabele eden maalesef bir duruşun olmadığını da üzülerek görüyoruz. Yine Kadri'nin bahsettiği programda şunu konuşmuştuk biz aslında. Bunu İbrahim Uslu söyledi en son programımızda. Dedi ki, eğer dedi bu hep güçlendirilmiş parlamento... Bu arada çok komik bir durum var. Bu ittifaklar konusunu hangi partiye sorsak hiçbir diyor ki biz o ittifakın parçası falan değiliz. Kimsenin sahiplenmediği ama ortada da görülmeyen, elle tutulmayan ama ruhunu hissettiğimiz bir ittifak var. Şimdi Saadet'e sor, biz orada değiliz diyor. Deva hayat biz öyle ittifak... Siz de aynısını söylediniz. Bu ya birazcık işin şeyi ama ruhu da belki bu. Tabanda bir ittifak kuruluyor. Seçmen ittifakı kuruluyor tabii. Seçmen ittifakı. O ruhun hissettiğiniz şey, inanın biz seçmenlerle konuşuyoruz. İyi Partililer geliyorlar bizlerle konuşuyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer. Hepsi diyorlar ya bu birliktelikten vazgeçmeyin. Aman bu ülkeyi bu girdaptan çıkarın. Şu tek adamdan kurtulalım diyorlar. Ya bunun gereğini biz yapmalıyız. Bunun evet. gereğini yap. Konusunda daha çok cesaret göstermeliyiz. Ama şunu övünerek söyleyebilirim. HDP bu konuda en çok cesaret gösteren parti. Sürekli şimdi, çağrıları yapıyoruz. Ha. Ama şöyle, sorumu tamamlamama müsaade edin. Sonra Vahap Bey de belki buna cevap verir. İbrahim Uslu, Kadri ve Emin'le yaptığımız programda bir tespitte bulundu. Dedi ki, eğer dedi çok dikkat etmeleri gerekiyor. Böyle çıkıyorlar, güçlendirilmiş parlamenter sistem, bu meseleyi böyle söylüyorlar. Çünkü daha önce hep söylüyorduk, yani bu sefer düzgün anlatmanız gerek. Yoksa başkanlık sisteminin ne olduğunu muhalefet doğru dürüst anlatamadı. Ve ondan sonra insanlar gittiler bunu bir Erdoğan'ın bekası meselesine, AK Parti seçimi öyle algıladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiler. Oysa sistemi ne getirdiğini kimse doğru dürüst bilmiyordu diye. Dolayısıyla bunun güçlendirilmiş parlamenter iyi anlatılması gerekiyor muhalefet tarafından diye. İbrahim Uslu şöyle bir şey söyledi. Sadece o kadar değil dedi. Farkında değiller ki dedi. Eğer bunun masada müzakeresini çok iyi yapmazsa muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi aklı ve manevralarıyla o gayet güzel alır o güçlendirilmiş parlamenter sistemi, kendi avantajına kullanır, başbakan olarak seçilir ve ondan sonra da oyunu katlayarak götürür. Dolayısıyla şu anki haliyle masaya oturursa bu pazarlığı kaybetmeye mahkumdur dedi. Değil mi muhalefet partileri için? Bir adım ileri gitti ve dedi ki önceden net bir şekilde ortaya koyup bu değilse masaya oturmuyoruz demezse masa da kesinlikle kaybeder. Bu değilse masaya oturmuyoruz. Şimdi buna bir yorumunuzu rica edeceğim. Hem sizin hem de Vahap Bey'den rica edeceğim. Nasıl yapacaksınız bunu mesela? Nasıl yapılabilir? Şirin Hanım, şimdi Tayyip Erdoğan 2,5 yıl önce şunu söyledi Türkiye toplumuna. Referandum, hatta 3,5 yıl oldu neredeyse referandum üzerinden geçmesi. Tek adam beni başkan yapın, Türkiye'yi uçuracağım dedi. Ama vatandaşlarımız gördüler ki tek adam rejimine geçildiğinde Türkiye baş aşağı çakıldı. Yalnızca 2,5 yılda Merkez Bankası'nın kasasını tüketen bir rejimden bahsediyoruz. Merkez Bankası'nın kasasında şu anda -50 milyar dolarlık rezerv var. Yani rezervi eksiye düşmüş durumda. 2,5 yılda iflas etmiş bir rejimden bahsediyoruz. Vatandaşımız bunu görüyor. Ama yeniyi henüz anlayabilmiş durumda. Şunu anlatacağız. Bu ülkede refahın ve huzurun oluşması için mutlaka dengelenebilir ve denetlenebilir bir rejime ihtiyacımız var. Bakın şu anda Ankara'da biz net bir şekilde soyuluyoruz. Bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Şeffaflıktan uzak ihaleler yandaşlara veriliyor. 1 liralık ihale 10 liraya yandaşa veriliyor. Ve bunu biz vergilerimizle finanse ediyoruz. Vatandaşımıza bunları anlatacağız. Yani şu anda
Ankara'da bir soygun düzeni oluşmuş durumda. Bu soygun düzeni de belgelerimizi yandaşlara aktarıyor, saraylara aktarıyor. İşte bundan vazgeçmek için denetlenebilir, şeffaf bir rejime ihtiyacımız var. Bunun için de parlamentonun güçlü olması lazım mesela. Parlamento ne için var? Niye millet bize maaş veriyor? Yürütmeyi dengeleyelim ve denetleyelim diye veriyor. Ama biz onları denetleyemiyoruz. Diğer bir güç ne denetleyecek? Yargı gücü. Ya yargı gücü sarayın bir sopasına dönüşmüş durumda. Hangi savcı bugün yolsuzlukla ilgili bir soruşturma açabilir bu iktidarla ilgili? Soruyorum size. 5 tane yandaş müteahhitle ilgili hangi savcı bir soruşturma, yolsuzluk soruşturması açabilir? Açamaz. Basına gelirsek diğer bir dengeleyici güç. Ya basına baktık bugün, hani Oscar'lar verildi sarayda. Ya hepsi padişahım çok yaşa diyen insanlara Oscar vermiş Cumhurbaşkanlığı. Padişahım çok yaşa diyorlar. Böyle bir basın, majestelerinin basını mı yolsuzlukları ortaya çıkaracak? İşte bu güçleri ayağa kaldırabilirsek, yani dengelenebilmiş, denetlenebilmiş bir şeffaf bir rejimi ortaya koyabilirsek huzurumuz ve refahımız olacak. Diğer bir konuda esas mesele huzurumuzla ilgili tabii. Ya Kürt halkını düşmanlaştıran, bütün muhaliflere terörist diyen bir anlayışla ekmek bulabilir mi insanlar? Bakın Türkiye'ye son 2 ayda 15 milyar dolar girdi değil mi Emin Bey? 15 milyar dolar girdi. Neye girdi? Yüksek faize girdi değil mi? Yatırım için mi geldi bunlar? Fabrika mı kuracaklar? Değil. 8,5'tan dolarını bozdurdu 15 milyar doları. Geldi 7,5'a. %12 dolar bazında para kazandı. 6 ay daha bu yüksek faiz giderse %20-25 dolardan faizini alıp gidecek. İşte böyle bir düzenden bahsediyoruz. Bu düzenin değişirse ancak, yani bu tek adam rejimden vazgeçersek ekmeğimiz de çoğalacak, işimiz, aşımız da çoğalacak, huzurumuz da olacak. Bunu anlatmalıyız. Bunu HDP de anlatmalı, CHP de anlatmalı, İyi Parti de anlatmalı. Ve bu müşterekte buluşmalıyız. Şunu da söyleyelim. Parlamento efendim dağınık bir durumda olabilir. Ya olabilir. Evet, koalisyonlar da olabilir. Ama demokrasiler bir uzlaşma rejimidir. Yani çeşitli siyasi partilerin mecliste uzlaşması esas gücümüz olacaktır. Yani Türkiye'nin gücü uzlaşmadan geçer. Diğer bir konuda esas önerdiğimiz yetkinin Ankara'da olmaması Şirin Hanım. Yetki yalnızca Ankara'da olmamalı. Yetkiyi yerellere dağıtırsak, Ankara'da koordinatör bir merkez haline getirirsek o zaman rahatlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi eğer ki CHP kazandıysa İzmir'i CHP yönetmeli. Büyükşehir'i kazanan kişi yönetmeli. Oradaki yatırımları oranın meclisiyle kararını vermeli. Ankara yalnızca denetleyici ve regülatör bir yer haline gelmeli. Diyarbakır için de geçerli, Trabzon için de geçerli. Adi bir merkeziyetçi bir bakışa ihtiyacımız var. Yetkilerin yerellere dağıldığı düzene ihtiyacımız var. Bunları anlatmalıyız. Biz HDP olarak bunun anlatıcısı olacağız. Ancak böyle huzurumuzu ve refahımızı yeniden kazanabileceğimizi vatandaşlarımıza anlatacağız.